Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü ebediyete irtihalinin 77. seneyi devriyesinde hasret ve hürmetle yad ediyorum. Aziz Atatürk, pes etmeyen bir ruha, taviz vermeyen bir mizaca, inandıklarını söylemekten korkmayan bir vicdana, vatan ve milleti için her şeyi feda edecek bir şuura sahip fazilet ve hamiyet mihveridir. 57 yıllık kısa ömrünü adeta koskoca bir tarih sığdırmıştır. Cepheden cepheye koşmuş, gönülden gönüle akmış, Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşuna liderlik yaparak milletimizin kalbinde taht kurmuştur. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü inançlarının derinliği, heveslerinin yüksekliği, ufkunun genişliği, Türk milletine duyduğu engin sevgisiyle anlamak, bu şekilde hakkını teslim etmek lazımdır. Elbette her fani gibi devletimizin kurucusu ve ilk cumhurbaşkanımız Atatürk de 77 yıl evvel hayata gözlerini yummuştur. Fakat geride bıraktığı hatıralar, emanet ettiği büyük miras, üzerinde titrediği bağımsız yaşama azmi ilk günkü kadar taze ve heyecan vericidir. Her ne kadar milli varlık ve bekamız üzerinde sinsi oyunların, karanlık hesapların projelendirilip sahnelenmesi için özel bir çaba sergilense de Türk milleti kurucu değerlere sonuna kadar bağlı ve sadıktır. 10 Kasım'ı bir matem günü olarak görmek ve anmak yerine Aziz Atatürk'ün mücadeleci kişiliğini, milli hasletlerini, manevi yönünü daha iyi tanımak, tanıtmak için eşsiz bir fırsata dönüştürmek gerekmektedir. Aziz Atatürk hiç kimseyi aldatmadan, ülkesi ve milleti için koyduğu hedeflere yılmadan yürüyerek, aleyhinde bulunan çevrelere, yolundan çevirmeye çalışan odakları aldırmayarak önündeki tüm engelleri birer birer aşmasını bilmiştir. Nitekim Türk milletinin umudu olmuş, Türk vatanına yepyeni bir çığır açmıştır. Bu düşüncelerle Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e vefatının 77. yıl dönümünde Cenab-ı Allah'tan rahmet diliyorum. Ruhu şad, mekanı cennet olsun.